Herkese selam Pes kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar yine takipçi kadrolarını analiz etme videosuyla karşınızdayız umarım bu videoyu ve bu seriyi seviyorsunuzdur seviyorsanız lütfen like'ınıza destek olursanız hafta başında çünkü kontrol ediyorum en fazla like alan ve izlenme alan videoların serilerini daha fazla özenle yapıyorum arkadaşlar gelin bir 10 kadroya daha bakalım bir kontrol edelim Bakalım nasıl kadrolarmış. Zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Bu arada siz de like'ınızı atmışsınızdır. Extra Cage. Bu arada hepsini bütün tatil boyunca bütün herkesin kadrosuna bakmaya çalışacağım. Detaylı da bakıyorum dostlar. Hani öyle bir 5-6 dakika 10 dakikalık video yapıyorum ama hani daha az kadroya bakıp daha geniş bakmaya çalışıyorum. Hemen kardeşimizi kontrol edelim. Chabi Alonso bu arada e, sporcu dizilişi. Bu dizilişi ben de göstermiştim sizlere. Güzel, keyifli bir diziliş ama hani artıları, eksileri neler onu da kontrol edeceğiz. Chabi Alonso'yu almış. 3 santrifor gerçekten çok iş yapıyor. Bu Messi paketi biraz ya yani bu Messi kartı Diğer Messi'lerden biraz geri planda kalıyor ama Ronaldo ve Neymar paketi ideal güzel bir paket. Ben sadece Bruno Fernandes'in yanındaki e, oyuncunun Ruben Neves'ti sanıyorum ki değil mi e, yeni gelen kartlarda. Birazcık ağır olduğunu biliyorum. O yüzden de sanki defansif orta sahada biraz daha fazla iş yapar gibi duruyor. Yani hem Rodri ağır hem önündeki oyuncu ağır Bruno Fernandes de çok üst düzeyde bir serilikte değil. Takımın hız ortalamasını biraz düşürmüş gibi duruyor. Ama bir bakalım yedeklerinde kimler var. Mesela Rudiger'i varmış, Mbappe'si varmış, Kevin De Bruyne'u var. Bakıldığında şöyle mesela en azından şahsi fikrim o 100 rating Ruben Neves yerine benim şahsi fikrim Joshua Kim mi oraya alınırsa biraz daha takımın hızı artacaktır diye düşünüyorum dostlar. Benim fikrim bu şekilde. Ya da en kötü ofansif orta sahada Bruno Fernandes yerine Neymar'ı oraya çekip Bruno Fernandes'in o Santriford'daki Neymar'dan boşalan yerine de Kylian Mbappé'nin bu 101'lik kartı bana göre alınır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama güzel keyifli 3102 kolektif güç kadro olarak defans hattı olarak da falan bayağı iyi. Eline koluna sağlık diyelim. ISO, hemen ISO'nun kadrosuna bakıyoruz. Birlikte kontrol edelim. Oyun planı diyorum. Bu arada kullanıcı e, ismin kullanıcı ismin ne, kullanıcı ismin ne dedi? çok soru geliyor. Dostlar ben bütün her şeye baktığımda sıfırlıyorum ve sıfırladığımda zaten size söylüyorum. Şimdi söylemeye bir mantığı yok. Zaten full atamayacaksınız çünkü. Ondan dolayı aklınızda bulunsun. Kardeşimiz Xabi Alonso'yu 3103 kolektif gücü var. Süratli bir takım. Hoşuma gitti. Diabisi var. Neymarı var, Mbappe'si var, çok önemli. Bence mobil için hız çok önemli oyunda. Cristiano Ronaldo var, Kevin De Bruyne almış. Arkalarında da biz her zaman dediğim gibi hızlı kontra atakta bir tane defansif orta saha en azından hani orayı böyle kapatmakta fayda sağlıyor. Açık bir diziliş tercih edebilir doğaldır. Hemen yediklerine de bir bakalım. Xavi Alonso menajerini de almış. Şöyle kontrol ettiğimde sağ, back, sağ kanat oyuncusu var. Sol kanat sola açık oyuncuları var. Çok güzel Odegaard'ı var. Kevin De Bruyne iyi şutlar çekiyor diye tercih edilmiş olabilir. Şahsi fikrim en azından göbek orta saha yapılacaksa oyunu iki yönlü çok iyi oynayan oyuncu tercih edilmeli. Mesela bunlardan bir tanesi Joshua Kimmich bir tanesi de Barella ikisi de mevcut. Benim fikrim Virs gibi oyunu tek yönlü ofans yönde daha iyi oynayan bir oyuncudansa şahsi fikrim Barella ya da Joshua Kimmich'i en azından Virs'in yerine tercih edilmeli diye düşünüyorum. Bu arada Saliba'yı da gördüğünüz gibi Sabek basmış. Sabek, Rudiger, Beckenbauer ve Costa da var. Sağlam bir defans hattı oluşturmuş. Ama dediğim gibi en azından oyunu iki yönlü oynayan Barella ya da Joshua Kimmich'i oraya tercih edebilir diye düşünüyorum. Sibiryalı Kaplan. Hemen kontrol ediyoruz Sibirya'lı Kaplanı. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Kontrol edelim. İlginç bir dizilişi var. Çok ilginç. Bek adamlarını daha doğrusu bekin bir tanesini geriye, stoperinde birini geriye yapmış. Böyle kullanan arkadaşlarım var. Yine soruyorum. Faydası oluyor mu? Yani onların ileri çıkmasını engelliyorlar mı bilmiyorum. Bekler ya da çok fazla çıkıyor diyor. Kapatmaya çalışıyorlar dostlar. Rodri'yi gördük. Ruben Neves kardeşimizi. Bu arada şu Ruben Neves değilse çok fena ee, şey olacağız. Çünkü ismini hatırlamıyorum. 99 rating Orta saha ağır. Sol göbek orta saha, defansif orta saha ve sağdaki e, orta saha oyuncusu e, ağır oyuncular dostlar. 3 ağır yük olur insana kaldıramazsınız diye düşünüyorum. Ben olsam ne yapardığıma bakayım. Yani Şair, Pedri bu oyuncular var. Odegaard var. Hani bu oyuncular varken şahsi fikrim biraz daha hızı arttırabilir diye düşünüyorum orta sahayı. Çünkü Rodri, Ruben Neves ve Kevin De Bruyne üçlüsü. Bana göre çok ağır kalacaklardır. Şahsi fikrim zaten açık oynuyor. İki tane de ofansif orta saha yapıp aslında şöyle de yapabilir. İki ofansif orta saha yapsa bir tarafına Maradona'yı koyar. Bir tarafına Neymar'ı geriye çekip ofansif orta saha yapar. Santrfor'u iki Santrfor bir GF yapar. Oraya Mbappe'yi de ekler. Bence çok çok daha süratli bir takım haline getirebilir bu kadroyu. Özellikle uzun top kontrolü oynuyor. Biraz daha oyuncular defansa bir müddet sonra kümelendiği için ileri çıkmada da problem yaşamamış olur. Şahsi fikrim. benim tercihim bu şekilde olur. Orta saha üçlüsü çok ağır arkadaşlar Sibiryalı Kaplan'da. Ama tabii ki de ben bilir kişi değilim. Olur da memnunsan ve iyi maçlar kazanıyorsan, galibiyet seri yüksekse iyi olan sistemi bozma. Kesinlikle. Hüseyin YC74'ü kontrol ediyoruz. Ba ben inanır mısınız hayatımda mülleri oynatan sayılı adam gördüm. Sol açık kartının kim olduğunu bilmiyorum ama böyle şahsıra münasır bir kadro kuruyor demek ki. Ama ne olursa olsun mesela sol açık ve sağ açık kartları da 89 88 yedik. Bu arada e, hesabın sahibi dakikayı yazarak bu oyuncuların isimlerini bize söylesin. E, bizde şey kalmasın, soru işareti kalmasın aklımızda. Beckham Bauer'ı DOS oynatmış. DOS'u biraz daha defansa yakın pozisyonda ben DOS'u tercih ediyorum dostlar. E, defansif orta saha ve stoperler arasında çok boşluk kalmasın diye. E, sol bekte, e, Ferdi'si sağ bekte Ferrari var Güzel, Santrif orada Ronaldo'su, Mbappe'si var. Şöyle yedekleri kontrol ettiğimizde aslında oyuncular var demek ki bu sol açık ve sağ açıkta bir şey var arkadaşlar. Bunları tercih etmesinin bir sebebi var. O sebebi de e, kadrosunu incelediğimiz arkadaş yorumlarda belirtirse çok mutlu oluruz. Lionel Messi'si var mesela. E, acaba onlarla başlayıp sonra mı koyuyor? Çünkü 106'lık Messi varken 89 rating'lik bir sağ açık oyuncusunu oynatmak için o oyuncunun sizin amcanızın oğlu, dayınızın falan oğlu olması lazım. Bir akrabalık, bir kan bağı olması lazım. Yoksa Lionel Messi yedekken 89'luk orada sağ açık oynamaz. Eline koluna sağlık. Drogba da var. Şahsi fikrim şu. Ben tabii ki de bu oyuncuları kullanmam. Mbappe'yi sol açığa, Messi'yi sağ açığa alır. Santrifor'dan bir tane Ronaldo yanına belki Drogba'yı alırım. İki uzun forvet olarak oynatırım. Ya da orada Van Basten var mesela. Güzel kadrosu var aslında. İyi 89 reytinglere rağmen. iki oyuncuya rağmen yine 3100'ün üzerinde kalıyor Hüseyin'in kadrosu. Bir bakalım nasıl bir neden onları kullanıyormuş öğreniriz dostlar merak etmeyin. Yakında çıkar kokusu. Merak etmeyin. Şöyle biraz su içelim. 3173 koli. bu da şampanya patlatır gibi oldu sanki kadroyu görünce. Hemen şöyle bir saniye. Bu kadroya bu kadro bizim olmadığı için bir bardak soğuk su içmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi Xabi Alonso'yu almış. Lionel Messi babacım ben 89 rating kullanmam. Ben Messi varsa kullanırım diyor. 106'yı koymuş. Yeni Maradona'yı çıkarmış. 103 basmış. Ronaldo 102, Bellingham 102. Ya Mbappé'nin bu kartına bayılıyorum arkadaşlar. Mbappé'nin bu kartına bayılıyorum. 103 Mbappé'si var, Pirlo'su var, defans hattı çok iyi, kaleci Peter C. Yedekleri de kötü olmaz. 3173 kolektif gücü var çünkü. Bakıldığında çok sevdiğim Dembele var, Diaby var, Foden var, Salah var. Eski kartlardan Batlı, Rumeni Geler, Cruyff'lar var. Yani Griezmann var 105'lik, Neymar'ı var. Dostlar bu kadroyu şu an gün içerisinde baktığım en iyi kadro diyebilirim. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Bu arada hangi kadroyla maç yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirt belirtirseniz şöyle 1000 like'ı geçmemiz durumunda istediğiniz kadroyu tekrardan alıp maçta yaparız. Kardeşimizin eline koluna sağlık diyoruz. Bence çok iyi bir kadro kurmuş. Şimdi gelelim Serhat Pes'e. Hemen kontrol ediyoruz. Hemen şöyle Serhat Pes'i de kontrol edelim. Oyun planında 4-1-1-4 top çevirme yapmış. İş görebilecek bir diziliş. Mbappe sağ tarafta Messi var. Forvet'te Gakpo mu? Gakpo diye hatırlıyorum ama e, Vinicius Junior var. Güzel. Barella'yı koymuş. Yani evet en azından defansif orta saha olmayacaksa oyunu iki yönlü oynayan bir göbek orta sahayı tercih ederim. Defans attı iyice şu kimliği de almış. E, anime kartlar var çok güzel. Anime kartların hepsini almış. Onların da bostunu kullanıyor. Sabek kısmında Kanselo Cancelo var. Çok fazla yedeye atılması zor bir oyuncu. Ama Joshua Kingmith'te belki 99 olduğu için deniyor olabilir. Sağ kanatta Valverde'si var. E, Odegaard'ı var. E, para yatırılmamış bir hesap belli ama para yatırılmamış bir hesaba göre bence gayet iyi bir hesap dostlar. Eline koluna sağlık. Aşağı yukarı ben de böyle bir kadroyla çıkardım. Bence doğru bir kadro bana göre yani. E, ben de o, o tarz bir kadroyla çıkardım. Hemen Resti MSYV'ye bakıyoruz. Ee, bu da e-sporcu dizişi. Ben bunu seviyorum. Mesela defansın yarısı defansif orta oyuncusu da içine girecek şekilde e-sporcular da bu şekilde kullanıyor. Xavi Alonso var menajer olarak. 3 tane hızlı forveti var. Arkalarında da Foden ve oyunu iki yönlü oynayan Barella var dostlar. Güzel kadro. Sabeke'de Kunde'yi bulmuş. Süper olmuş. E, yedeklere de baktığımızda yedeklerde biraz sınıfta kalan bazı reytingde oyuncular var. Ondan dolayı 3.100'ün altında kalmış. Kolektif güç. Mustera var. Tomiya şunun gri kartını almış. Ama bakıldığında Isaac, Dennis Bergkamp var. Dembele var Messi'nin e, Arjantin paketteki Messi var. Bakıldığında gerçekten e, hamle oyuncuları da mevcut. Tabii ki de 3100'ün altında kalıyor. Biraz daha geliştirilmesi gereken bir hesap. Ama öyle çok kötü bir hesap değil. İki tane de arması var. Boru değil yani. Oracle 81'i kontrol ediyoruz. Arma üç tane armayı da yapıştırmış. 3.113 kolektif güç var. Kıvara var. Mbappe var, Sadio Mane var. İleri üçlü çok iyi. Ofansif orta sahada Skos var. Şut gücü yüksek, iyi vurur e, ve kıvrak Pedri var. Arkalarında da Rice var. Defans hattı güzel. Sağ bekte Fambisaka var. Galatasaray'a gelme ihtimali olduğu söylenen bir oyuncu. Ben hala hayal gibi geliyor ama Fambisaka'yı da görüyoruz. Yedeklere de baktığımızda birçok oyuncunun reytingi yüksek. 99'un altında bir oyuncu yok. Bakıldığında Beckenbauer var, Foden var, Maradona Neymar, Bernardo Silva var, Diaby var, Haaland ve Son var. Ee, yedeklerden oyuna sokabileceği hamle oyuncuları da var. Güzel kadro, keyifli kadro, eline koluna sağlık diyoruz kardeşimizin. Güzel bir kadro gerçekten yapmış. Son kart Messi Levin'e bakıyoruz ve bugünün videosunu bitireceğiz. Oyun planı diyoruz. Oyun planında 3168 kolektif güç bizi karşılıyor. Hemen kontrol ettiğimizde sol beke Kamavinga'yı almış, sağ bekte Costa Kurta var. Kaleci güzel, defansif orta saha güzel. Forvet hattı ve arkası inanılmaz güzel bu arada. Yedeklere de bakalım. D'Champ'ı almış zaten. Kamavinga falan da var. De Jong var mesela, Iniesta, Griezmann, Torres, abi Dembele, Salah, Mbappe, 102'lik Chihomeni. Arkadaşlar harika oyuncular var. Gerçekten Rodri'nin 101'liği var. Ben de olsam bu şekilde bir kadro kurar mıydım? Bu şekilde kurardım diye düşünüyorum. Yedeklerden hani oyunu alabileceğim kim var? Yani Gullit'ten de vazgeçemem. Sağda belki orta açacaksam Neymar yerine Griezmann'ı tercih edebilirim diye düşünüyorum. Ya da Dembele'yi koyabilirim oraya. Dembeli orada da oynar. Ee, çünkü çok beğeniyorum Dembele'yi. Onun dışında gerçekten çok çok iyi bir kadro diyebilirim dostlar güzel keyifli bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. En çok hangi kadroyu beğendiniz? Yorumlarda belirtirseniz kolektif gücünü yazarak beni mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çakalın.